Osteoporotik vertebra kırıkları en sık görülen yetmezlik kırıklarıdır. 70 yaş üzerinde %25, 80 yaş üzerinde %50 oranında osteoporotik vertebra kırıkları görülür. En önemli risk faktörü daha önce geçirilmiş bir osteoporotik vertebra kırığı olmasıdır. Osteoporoza bağlı kemik kortekslerde incelme, kancellüs kemikle de trabekülasyonda azalma görülür. Bu sebeple osteoporotik vertebra kırıkları gelişir. En önemli semptom ağrıdır. Kırık olan lokalizasyonda dokunmayla veya perküsyonla ağrı görülebilir. İleri yaş hasta grubunda ağrı günlük hayatın değişmez bir parçası gibi gözüktüğünden hastalar sağlık kuruluşuna başvurmakta gecikebilir. Aynı anda birden fazla lokalizasyonda osteoporotik vertebra kırığı görülebilir. Bu hastalarda çoklu osteoporotik vertebra kırığı sonrasında kifoz artışı görülebilir. Nadir de olsa omurilik yaralanması veya nörolojik semptomlar gelişmesi riski vardır. Farklı lokalizasyonlara da birden fazla osteoporotik vertebra kırığı gelişebileceğinden tüm omurgayı içeren radyolojik değerlendirme gereklidir. Düşük enerjili bir travma mekanizmasıyla başvuran ve vertebrada yükseklik kaybı görülen hastalarda osteoporotik vertebra kırığı tanısı konulabilir. Genellikle ileri bir radyolojik değerlendirmeye tanı için gerek yoktur. Bilgisayarlı tomografi nörolojik yaralanması olan hastalarda omurilik basısını değerlendirmek için kullanılabilir. Manyetik rezonans görüntüleme tanı için gerekli değilse bile Kırığın akut, kronik veya subakut olup olmadığını değerlendirmek için gereklidir. Bu tedavi planımızı etkileyebilmektedir. Manyetik rezonans görüntülenmede T2 sekansında veya stir sekansında yüksek sinyal varsa kırığın akut olduğu değerlendirilir. Osteoporotik vertebra kırıkları, omurga metastazları ve multiple myelomun omurga tutulumu ile karışabileceğinden ayrıcı tanıda bunlara dikkat edilmesi gerekir. Birinci basamak tedavimiz konservatif tedavidir. Analjeziklerle hastanın ağrısı dindirilirken tekrar osteoporotik bir kırık geçirmemesi için osteoporoz ilacı kullanması önerilmektedir. İlaçlara ilave olarak bireyşler ve korseler kullanılabilir. Ancak bu grup hastada bireyş uyumunun iyi olmadığı düşünülebilir. Vertebroplasti veya kifoplasti, osteoporotik vertebra kırıklarında en sık kullandığımız cerrahi yöntemlerdir. Bu yöntemlerde kırık olan vertebra cisminin içerisine kemik çimentosu yerleştirilerek bu vertebra cisminin direnci arttırılır ve daha fazla çökmesinin engellenmesi amaçlanır. Pediküllerden girilerek vertebra cismine ulaşılır ve vertebra cisminin içine çimento yerleştirilir. Kifoplasti işleminde vertebroplasti işleminden farklı olarak bir balon yardımıyla vertebra cisminin yüksekliği arttırılır ve orada oluşturulan boşluğa kemik çimentosu yerleştirilir. Vertebroplasti işleminin etkinliği halen günümüzde bilimsel olarak tartışmalıdır. Osteoporotik vertebra kırıklı hastalarda İlerleyici nörolojik hasar varsa posterior enstrümantasyon ve füzyon ilave olarak dekompresyon işlemi gerekli olabilir.